Geçen sezon şahsen bana en fazla keyif veren takımların başında Afyon Belediyesi geliyordu. Neden diyeceksiniz? Yani playoff'a kalmadı, şampiyon olmadı. Ama kapasitesini en fazla zorlayan, sonuna kadar mücadele eden ve hiç vazgeçmeyen bir takımdı. Ve nitekim çok da enteresan sonuçlar aldı. Belki bir iki maçı erken kaybetti. Fakat diğer bütün maçlarda, yani bunlara Efes Fenerbahçe maçları da dahil, sonuna kadar mücadele etti. Ve bana göre de geçen sezonun eğer üç tane koçunu sayacaksak bunlardan bir tanesi kesinlikle Can Sevim. Şimdi Ece ile beraber yeni Afyon'u ondan öğrenmeye çalışacağız. Can merhaba. Merhaba abi. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Ece sana da merhaba. Merhaba Necip abi. Ladies first, ilk sıra sende. Geçtiğimiz sezon kulüp kapanma noktasından son anda geri döndü diyebiliriz. Çoğunluk ligde kalma ihtimalini bile düşük görmüş olsa da siz ligin en keyifli veren ve heyecan verici takımlarından biri oldunuz. Böyle süreçleri yönetmek kolay olmasa gerek. Hani o süreçten bir koç olarak bahsedebilir misiniz? Tabii ki yani gerçekten çok zor günler geçirdik o dönemde. Eylül ayının ilk haftasına gelmiştik ve hala kulübün ne olacağı belirsizliğini sürdürüyordu. O gün görevi genel menajerlik olmasına rağmen Sayın Cömert Küce kendisi bu işin devam etmesi için elinden ne geliyorsa yapacağını belirterek ve tüm sorumluluğu üstüne alarak bu işin altına girdi ve kulübün yaşamasını sağladı. Tabii geldiğimiz tarih itibariyle bir takım kurmanın çok büyük zorlukları vardı. Piyasa çok daralmıştı. İşte birçok oyuncu zaten anlaşmıştı. Bizim bütçemiz zaten hani eldeki bütçe istediğimiz oyuncuları almaya mümkün olmayacak bir bütçeden bahsediyoruz. O bütçelerle bir takım oluşturmaya çalıştık. Bunda da ciddi anlamda çok zorlandık açıkçası. Oyuncuları ikna etmekte, oyunculara buna inandırmakta ciddi anlamda problemler yaşadık. Sonuç olarak kapanma noktasına gelmiş bir kulüpten bahsediyorsunuz. Herkes acaba ne olur, paramızı alır, tamam az para, ona da belki tamam diyecekler ama belki bu parayı da alamayacağız biz kaygısı taşıdılar tabii. Ama bir şekilde inandırdık bu oyuncuları ve bu onlar için çok önemli bir basamak olacağını, Türkiye'nin çok önemli bir lig olduğunu, basketbol anlamında çok yukarılara taşıyabileceklerini öncelikle inandırdık onları. Bunu yaparken de hedefli hayalleri olan genç oyunculara hep yöneldik. Bu oyuncuların bir hayali olduğu sürece o oyunculara Can, ufak bir teknik arıza yaşadık. Kaldığımız yerden devam edebilirsin. tabii abi hiç sorun değil. Dediğim gibi yani bu hayalleri olan oyunculara bunu inandırmak daha kolaydı. O yüzden hep beraber tüm maçların sonuna kadar savaşabildik. Ve senin de dediğin gibi ben bir tek Tofaş maçını hatırlıyorum. Hani maçın içinde çok kalamadığımız 10 sayı, 11 sayı gibi bir farkla kaybettiğimiz bir tek Tofaş maçını hatırlıyorum. Onun dışındaki her maçı sonuna kadar getirmeyi başardık. Belki biraz daha tecrübeli olsak, belki o son topları biraz daha iyi kullanabilsek çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bununla beraber tabii pandemi nedeniyle sezonumuz erken sonlandırıldı. Bizim kazanacağımızı düşündüğümüz bir 4-5 maç daha vardı açıkçası. Yani hani sezonun sonuna kadar oynayabilseydik biz çünkü başladığımız fikstür çok zorlu bir fikstürdü. Çok güçlü rakiplerle oynadıktan sonra daha kazanabileceğimiz maçlar hep ligin son kısmındaydı. Onları da kazanıp aslında 12 galibiyetlerle sezonu bitirme şansımız olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Can, siz geçen sene kadroyu aşağı yukarı bir hafta önce yan yana getirdiniz. Hiç hazırlık maçı yapmadınız. İlk Antep maçıyla başladınız ki o maçta kazanma noktasına gelmiştiniz. Dedik ki ya bu tesadüf, eğrisi doğrusuna denk geldi. Bu kadar hazırlıksız oynayan takım Antep'le deplasmanda başa baş oynamamalıydı. Çok normal gelmedi. Ama sonra gördük ki siz farklı bir takımsınız. Farklı derken tabii insan aklına şu soru geliyor. Hiç bu kadar hazırlık yapmadan lige çıktınız ve başarılı oldunuz. Yani bütün basketbol ilimini, bilimini, teorileri
her şeyi bir tarafa çöpe mi atıyoruz? Doğrusu bu mudur yani? Yok, bunun doğrusu olduğu tabii ki söylenemez. Kaldı ki işte belki hazırlık yapabilmiş olsaydık, bir hazırlık dönemi geçirip bazı maçları oynayabilmiş olsaydık, işte o son bölümüne getirdiğimiz maçları kazanma şansımız da daha fazla olabilirdi. Mesela Antep maçını çok net bir şekilde hatırlıyorum. Son 2,5 dakika sanırım 4 sayıya kadar öne geçtik. Ondan sonra gücümüz yetmemeye başladı. Yani kondisyon olarak direnememeye başladık. Tabii ki yani daha rotasyonumuzun da bunun etkisi olmasıyla beraber sezon öncesi antrenmanlarda yeterli yüklemeyi yapmayıp oyuncuların o maç kondisyonuna, işte hazırlık maçlarında kazanabilecek maç kondisyonlarına sahip olmaması da etkiledi. Bu arada enteresandır ki bazı oyuncular sen tabii rotasyonu geniş tutmaya çalışsın ama bazı oyuncular da uzun süre sahada kaldılar. Evet. Yani 35 dakika civarında oynayan oyuncular var yanılmıyorsam. En azından bazı maçlar için. Fakat sizde sakatlık da olmadı. Yani bu ilginç değil mi? Evet, yani ciddi sakatlıklar yaşamadık. Onu da şöyle açıklayabilirim. Ben çok körü körüne yüklenmeyi yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman takımı çok iyi bir şekilde gözlemleyip onun üstünden antrenmanda gerekirse yapmamız gerektiğini düşündüğüm şeyi bile geri çekip yaptırtmama taraftarıyım. Oralarda çok hani sert bir şekilde oyuncuları zorlamıyorum. Bunun da bir faydası vardır. Tabii şans faktörü de mutlaka var. Bir avantajımız da tabii şuydu. Takımın genç olması bunu bir şekilde daha tolere edilebilir hale getiriyor. Yani yaşları küçük oyuncular ufak tefek sakatlıklar yaşadıkları zaman bile geri dönüşleri, iyileşme süreleri daha çabuk oluyor. Bunun da bize bence avantajı oldu. Yani zaman zaman sakatlanan oyuncunuz Talip Zan'laydı. Fakat onun da sakat bile olsa sahada kalmak için çok büyük direnç gösterdiğini, istek gösterdiğini hatırlıyorum. Evet, Talib'in bir sakatlığı oldu. Gregor'un sakatlığı oldu, oynayamadı. Erdin'in yine oldu, oynayamadı. Ama dediğin gibi yani bunlar uzun süre sakatlıklar olmadı. Ve bir şekilde maçlarda da eğer vücutları el veriyorsa ve onları daha kötü bir hale getirmeyeceğimizi biz de düşünüyorsak oynatmaya çalıştık. Seni şundan dolayı da kutlamamız lazım. Geçen sezon sende oynayan oyuncuların her biri daha üst level takımlara ve çok daha iyi paralara gittiler. Yani Afyon'da değer kazandılar. Bu takım başarısıyla da alakalı. Yani takım başarılı olduğu zaman, takım iyi şeyler yaptığı zaman oyuncular da bundan nasibini alıyor. Yani o yüzden bir toplu bir başarıdan söz edebiliriz burada. Ama bu başarıyı sağlayan tabii ki en önemli paydaşı bu işin oyuncular. Sahada çünkü onların yaptığıyla hepimiz sonuç olarak başarıyı kazanabiliyoruz ya da kazanamıyoruz. Biz evet bir sistem oturtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem hücum hem savunma anlamında çok da mesai veriyoruz bu işe. Ama o sistemi oturttuktan sonra bunu sağlayacak olan parça oyuncular olduğu için onlar bu başarıyı gösterdikleri zaman kendileri de daha değer kazandılar ve biz de dediğimizin arkasında durmuş olduk. Yani sezon başında biz bu oyunculara başarılı olacağımızı ve kendilerinin değeri kazanacağını ikna ettik. Ve o yüzden de onlar da bunu gördükçe, başarı geldikçe ve isimlerinden kendilerinden konuşturttukça daha da sahiplendiler. Bu yıla da yansıdı açıkçası. Bu yılda transferleri yaparken... Oraya geleceğiz. Bu sezonun transferine biraz sonra sorularımız içinde o var. Ece, evet. Sendeyiz. Hocam, zor durumdaki kulüplerde genellikle eski koçlarla yollar ayrılıyor. Siz geçen sezonki belirsizlik sürecinde aldığınız tekliflere rağmen hani Afyon'u beklediniz. Burada artık baktığımızda bir kulüp antrenör ilişkisinden daha öte bir ilişki olduğunu söyleyebilir miyiz sizin için? Yani birçok daha farklı ilişki var açıkçası. Şöyle bir kere Afyon'a ben TVL'deyken baş antrenör olarak anlaşarak geldim ve o sene playoff şampiyonu olarak lige çıktık ki çok önemli rakiplerimiz vardı. Onların yanında bu başarıyı sağlayabilmek tabii ki bize hepimizi ekstra bir motive etti. İşimize daha çok bağlandık ve bu tarz başarılar sahiplenmeyi de artırıyor. Hem şehrin bizi sahiplenmesi hem benim aynı şekilde şehri olan
inancım ve bağlılığım bu vesileyle başladı aslında. Sonrasında tabii bunun yanında başkanımız Sayın Cömert Yüce ile bizim çok eski bir ilişkimiz var. Tabii ki ve yani hani o ilişkimiz de bambaşka bir boyutta olmuştur bizim her zaman. Başkanımızla olan ilişkim de beni tabii ki burada hiçbir şekilde yalnız bırakmamak, onu beraber girdiği bu yolda, bu zorluklarda onunla beraber mücadele etmeyi gereksinim olarak da hissettiriyor açıkçası. Yani hani ben hiçbir zaman savaşmaktan, işte kavgadan kaçan birisi olmadım. Böyle bir zor durumda da ben yokum, işte bu belirsiz şartlarda ben olmayacağım demektense beraber bu işi yaparız, beraber bu işin altından kalkarız demek benim kişiliğime daha doğruydu. Geçen sezon A takımın belirsizliği BGL takımı da etkiledi. Evet. Ve zayıf bir BGL takımınız vardı. Şimdi bu sene daha farklı bir organizasyon oldu mu? Yani sen şimdi Afyon'da alt takımıyla da ilgilenecek zaman bulabiliyor musun? Şimdi bu seneki BGL işi, yani BGL oynanacak mı acaba? Yani hani onun belirsizliği bile daha tam ortadan kalkamadığı için açıkçası ilgilenemedik. Yani bu sene daha, yani çünkü geçen yıl Afyon A takımının kendinden söz ettirmesi buraya ilgiyi arttırıp burada olmak isteyen insan sayısını arttırdı açıkçası. BGL'den de bu şekilde talep geleceğini düşünüyorduk. Çünkü burada işte Afyon şartlarında bizim kendi Afyonlu oyuncularımız sayıca da çok az. Hem nitelik hem nicelik anlamında yetersiz kalıyorlar açıkçası o lige. Biz de istiyorduk ki işte dışarıdan daha fazla buraya oyuncu takviyesiyle BGL takımımızı A takıma da katkı sağlayabilecek bir düzeye getirelim, ama yani bu yılki belirsizliğin içinde inan ne olur bilmiyorum hiç. Tamam, bu sene bir şey var. Dediğin gibi pandeminin yarattığı belirsizlik var. Diyelim ki şartlar uygun. Pandemi yok. Altyapıyla ilgilenmeyi düşünür müsün o şartlarda? Ya altyapı bir kere çok önemli. Yani Türk sporu için bir kere çok önemli. İşte Bandırma'yı kaybetmek zaten hepimizi çok derinden yaralamışken bizim de altyapıya sırtımızı dönmemiz söz konusu bile olamaz. Burada ciddi anlamda organizasyon yapmak istiyoruz aslında. Yani altyapıyı büyüterek devam etmek istiyoruz. Ama bu işler maalesef ki çok hızlı olmuyor bu tarz küçük şehirlerde. Çünkü işte senin de bildiğin gibi kulübün hala belirli borçları var. Bu borçların altından kalkmaya çalışıyor. İşte çok ciddi sponsorluk anlaşmaları yapamıyoruz. Tabii ki HDI Sigorta'nın bize olduğu sponsorluk bizim anlamımızda çok değerli. Ama real şartlarda ya da piyasa şartlarında rakiplerimizin sponsorluklarına göre de çok düşük bir sponsorluk. Bu paraların büyümesi lazım, şehrin desteğinin artması lazım ki biz de altyapıya ayırabileceğimiz kaynağı arttırıp altyapı organizasyonunu da güçlendirebilelim. Ece, sendeyiz. Hocam, siz de dediğiniz gibi TBL'de siz takıma transfer olmuştunuz ve o zamanki hedefiniz Süper Lig'e yükselmekti. Bu hedefinizi başardıktan sonra hani şu an şimdi BSL olarak konuşursak Afyon'un şimdiki hedefi nedir? Afyon'un şimdiki hedefi bir kere yani ne olursa olsun bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. Yani bugün de ligin en düşük bütçeli takımıyız biz. Yani bunda gocunacak hiçbir şey de görmüyoruz. Söylemekten de çekinmiyoruz. Evet, en düşük bütçeli takımıyız ama bu hiçbir şekilde diğerlerinden daha kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. En düşük bütçeli olan takımıysak biz daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla çaba sarf edeceğiz, daha fazla çalışacağız ve daha iyi neticeler almaya çalışacağız. Bu doğrultuda da işte hala daha henüz tam takım olarak antrenmanlara başlayamadık açıkçası. Yani şu anda 9 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. 2 yabancı oyuncumuz yarın katılacak. 1 yabancı oyuncuyla hala anlaşmaya çalışıyoruz. Bizim için bu süreçler hep zorlu geçiyor. O yüzden gerçekçi hedefler koyuyoruz önümüze. Bir kere ligde kalmak en öncelikli hedefimiz. Ligde kalmayı sağladıktan sonra da Avrupa Kupalarına girmeyi çok istiyoruz açıkçası. Avrupa Kupası'nda Afyon'u temsil etmek, Afyon'u Avrupa'dan takımlar getirebilmek, o heyecanı burada yaşatmak, kendimiz de aynı şekilde o mücadelenin içine girmek
bir sonraki hedefimiz diyebilirim. Kadroyu tamamen değiştirdiniz aşağı yukarı değil mi? Geçen seneden kalan var mı? Yok galiba. Var. İki tane Türk oyuncumuz var. Sinan ve Ali. Ha evet. Doğru. Şimdi bu değişen kadroya ve oyuncuların özelliklerine bağlı olarak bu seneki Afyon'da nasıl bir basketbol beklemeliyiz? Nasıl bir kimya oluşur? Geçen yılki oyuncularımızla açıkçası anlaşmak istediğimiz oyuncularımız oldu. Ama işte onların beklentileri tabii ki çok büyüdü. Zaten birçoğu da işte daha sezon, yani transfer sezonu açılır açılmaz, hatta neredeyse açılmadan transfer anlaşmalarını yaptılar ve yani ciddi anlamda çok büyük paralara imza attılar. Yani 2'ye 3'e katlayanlar, hatta parasını 5'e katlayanlar. Yani bize de bu açıkçası çok büyük mutluluk verdi. Yani biz onların tabii ki daha iyi yerlere gelmesini, daha iyi paralar kazanmasını isteriz. Zaten oyuncularımıza da bunu anlatmıştık. Yani buraya evet belki bu yıl az paralar kazanacaksınız ama doğru bir sistem içinde, doğru şekilde kendinizi ispat ederek tekrar gitmek istediğiniz yolu size açacak burası demiştik ve öyle oldu. Bu yıl da aslında onun avantajını kullandık diyebilirim. Yani geçen yıl büyük ihtimalle bize gelmeyi hiçbir şekilde düşünmeyecek oyuncular bu yıl geçen yıl açılan yolu takip ederek bizimle anlaşma yoluna gittiler. Çok önemli oyuncularla anlaştık bence. Yani Chris Wright zaten herkes biliyor basketbol camiasında. Daha önce Edirne'nin önünde de oynadı. İşte yaklaşık bu yıl sanırım 10. sezonu olacak Avrupa'da. Avrupa'nın çok önemli liglerinde oynadı. İşte geçen yılda Telekom'a karşı zaten Şampiyonlar Ligi'nde de izleme fırsatımız oldu hepimizin. Basketbolun üzerine koyarak gitmiş. İşte hala da gidebileceği yolu olduğuna inandığımız çok önemli bir guardla anlaştık. Paco Cruz, Meksika milli takımı oyuncusu, geçen yıl Ritas'ta Eurocup oynamış. Bence yani ciddi anlamda üst seviye bir oyuncu. Yani sadece Eurocup ya da bu yılki Şampiyonlar Ligi diyelim. Veya Euroleague'de de oynasa bence hiçbir şekilde sırıtmayacak kadar iyi bir oyuncuyla anlaştık. 3 numara pozisyonda hala işte transfer çalışmamız devam ediyor. Umarım yakın zamanda onu da sonlandırabiliriz. 4 numaralı Tanner Leisner, Almanya'da Ludwigsburg'da final oynamış. Çok hani mücadeleci, enerjik, iyi bir stretch for. Evaldas Kairis'i zaten tüm herkes biliyor. İşte 3 yıl geçti Türkiye'de. Bu 4. yıl olacak. Ve bunun yanında da işte Egemen gibi mesela çok önemli bir oyuncumuz var bu yıl. Yani benim beklentimin çok yüksek olduğu, hatta Türk basketbol beklentisinin çok yüksek olduğu ve bu yıl hani o bir türlü o kırılamayan Markus talihinde kırılacağını ve büyük bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Yine aynı şekilde işte aşağıya doğru gidersek Efe Beşok, Sinan yine geçen yılda çok önemli işler yapmıştı. Bu yıl da aynı işleri yapacaktır. Berke, Utku, Ekrem, yani bunlar hep genç, işte milli takımlarda oynamış, çok büyük potansiyelleri olan oyuncular. Hepsinin çok ciddi atletizmleri var, kuvvetleri var. Mücadele etmeye hazırlar. Ben geçen yıla göre evet farklılıkları var takımımızın. Özellikle oyun yapısında daha kontrollü, daha işte yarı saha basketbolunda daha efektif oynayabileceğimiz bir yapıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Geçen yıl biraz daha geçiş ucumlarıyla açık saha basketboluna yönelmiştik elimizdeki oyuncu yapısı nedeniyle. Bu yıl daha fazla yarı sahada daha üretken olabileceğimiz, daha yaratıcılığı arttırabileceğimiz oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Ece? Hocam geçen sezon çoğu maçınız son toplara kaldı ve genellikle bu maçları da kaybettiniz. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Ya kazandığımız maçlarda vardı şimdi. Hepsini kaybetmişiz. Genellikle öyle. Sonuç çıkmasın buradan. Şuna bağlıyorum açıkçası. Bir kere dar bir rotasyonla oynuyoruz. Şimdi dar rotasyonla oynarken maçın sonuna kadar getirmek, o kazanabileceğiniz noktaya kadar getirmek çok ciddi bir efor istiyor. Ve işte karşınızda 11-12 oyuncuyla yeri geldiği zaman oynayan takımlara karşı maçın o son bölgesinde yorgunluk seviyeniz aynı olmuyor maalesef. Yani onlar çok daha en iyi beşlerini bularak son bölüme geldiği noktada siz zaten işte faydalanabildiğiniz 7-8 oyuncudan çıkarttığınız maksimum faydayla oraya gelmiş oluyorsunuz ve o oyuncuların son noktaya geldiği zamanki karar mekanizmalarını da etkiliyor bu. İşte
kuvvetlerini de etkiliyor tabii ki, atışlarını da etkiliyor. Bu ciddi anlamda bizim için bir defekt olduğunu düşünüyorum. Özellikle maç sonlarındaki yapılan hataların, basit hataların, işte basit atışların kaçmasının onunla bir etkisi vardı mutlaka. Bunun dışında da Jordan Crawford, evet, yaş olarak 30'lu yaşlarda olsa da, yani 89 doğumlu, 30 yaşındaydı bizde oynarken, ama ne olursa olsun ciddi bir ligde, yani hani üst seviye bir ligde sadece bir yıl oynamıştı var. Yani Almanya'da, Ludwigsburg'da sadece bir yıl geçirmişti. Onun dışında işte Kıbrıs vesaire gibi hani daha alt seviyeliklerde oynamıştı. Şimdi Corey Davis zaten çaylak bir oyuncu. Gregor Hrovat, evet, milli takım tecrübesi olan, işte basketbolda bir oyuncu, bilen bir oyuncu olmasına rağmen, işte o son topları biraz daha teslim edeceğiniz oyuncunun daha yaratıcı bir oyuncu olmasını bekliyorsunuz. Daha çok işte hem şut atabilecek hem çembere gidebilecek bir oyuncu olmasını bekliyorsunuz. Onların bu tecrübe eksiklikleri de bizi açıkçası buralarda etkiledi diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon lig 15 ya da 16 takımdan oynayacak, tam onu bilemiyoruz. Ama en azından takımlar şekillendiler. Belki birer ikişer oyuncu alacaklar var veyahut da transferlerini tamamlamış olanlar var. Yabancıların daha ucuz yabancılara gidilmesine dikkate alarak, eğer bu kaliteyle direkt orantılı bir hadiseyse, ligin kalitesi için neler söyleyebilirsin? Nasıl bir lig beklemeliyiz? Yani bir kere 15 takım, 16 takım olacağının belirsizliği koruması hepimiz için bir handikap. Yani planlamayı yaparken bile istediğiniz gibi planlayamıyorsunuz. İşte bir hafta bye mı geçeceksiniz, yoksa oynayacak mısınız o hafta? Onun belirsizliği var. İşte biz mesela son hafta bye geçiyoruz. 15. hafta maç oynamayacağız. Yani öyle kritik bir durum ki, yani biz maç oynamadığımız bir durumda bizim diğer oynanacak maçlar, yani dışarıdan izleyerek kaderimizin belli olmasın. Yani hani bu üst taraf için de konuşuyorum, Avrupa Kupası için ya da playoff için de konuşuyorum, düşme için de konuşuyorum. Yani kaderimizin belli olacağı maçlar oynanabilir. Biz dışarıda oturup izlemek zorundayız bunu. Yani garip bir durum açıkçası. İstemediğimiz bir durum. Umarım yani bu şekilde sonlanmaz bu işin sonu. Ama diğer tarafa bakarsak, evet, yani bizim bütçemiz artmadı. Biz aynı bütçelerle, hatta doların yükselmesinden dolayı son dönemde bütçemizi daha da düşürmek zorunda da kaldık açıkçası. Ama aynı seviyede bir bütçeyi koruduğumuz düşünülürse bile biz bir yere gitmedik. Aynı seviyede kalırsak eğer, ama rakiplerimiz bize yaklaşmış gözüküyor. Yani kendi adımıza işte biz belki bütçeleri arttıramadık, ama o rakiplerimizin ve yani dünyada da bu şekilde, Avrupa'da da paraların düşmesiyle işte bizim belki alamayacağımız oyuncuları biz şimdi bu paralarımızı alma şansımız oldu. Bu da bizi ümitlendiriyor açıkçası. Ama ligin kalitesi bir seviye düşecektir. Yani geçen yıla göre daha düşük kalitede bir basketbol beklemek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ben bir maça ya bakarım ya seyrederim. Açıkçası geçen sene seyrettiğim maçların arasında Akyon'un maçları da vardı. Hakikaten çok beğenerek izledim. İnşallah geçen sene kaldığınız yerden devam edersiniz. Can, teşekkür ediyorum Ece ile beraber. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim Necip abi, beni konuk ettiğiniz için. İyi sezonlar diliyorum herkese. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.